Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda hububatlar ciddi bir tehlike altında. Uzmanlar uyarıyor, tarımsal ürünlerde görülen hastalıkların önüne geçilmesi için ekinlerin bir an önce ilaçlanması gerekiyor. Şu an e, hububat ekili alanlarımızda e, üreticilerimizin bir an evvel arazi kontrollerini yaparak e, koruyucu önlemlerini almaları gerekiyor. Şu an e, bize gelen yoğun şikayetler içerisinde arazide pas gözüktüğü, çeşitli yaprak hastalıklarının göründüğü e, bilgileri gelmekte. Mevsim normallerinde yağışları güzel almamız sebebiyle hı hı. yağıştan dolayı e, güzel alınan yağışlar da arkasında beklediğimiz bir durum zaten. Hı hı. Fakat koruyucu önlemleri aldıklar takdirde de herhangi bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Akbulut çiftçiler için önümüzdeki 10 günlük sürece dikkat çekti. İki haftadır e, sokağa çıkma yasağı gelmekte. Hı hı. Fakat üreticilerimiz açısından da şu 10 günlük dönem hakikaten çok önemli bir dönemdeyiz. Çünkü hı hı baharlık ekimlerin yapıldığı bir dönemdeyiz ki bizim başka sektörler gibi 20 gün sonra yapalım, 15 gün sonra yapalım deme şansımız malumunuz yok. Baharlık ekilişlerimiz olan pancar, mısır, ayçiçeği gibi ürünleri bir an önce ekmek zorundayız. Akbulut çiftçilerin araziye çıkma yasağının kaldırılmasıyla araziye gidecek çiftçilerin yanında bulundurmaları gereken belgeleri de açıkladı. Üreticilerimiz istediği takdirde, işleri olduğu takdirde arazilere gitmesi gerektiği olduğu anlarda ÇKS belgeleri yanında bulundurmak suretiyle hı hı. gerek Konya'mızdan köyüne gidecekse, gerek köylerinde araziler arasında gidip gelecekse çks kayıt belgelerini yanlarında bulundursunlar. Bununla e, arazilerine kolayca gidebilecek ve herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Son olarak ülke bazında üretme dikkat çeken Murat Akbulut ilerleyen süreçte gıda sektöründe ithalatın bitme noktasına geleceğini vurguladı. İnşallah ümit ediyoruz ki bu gayretlerle birlikte önümüzdeki sene hiçbir gıda sıkıntısı çekmeden gıda güvenliğimizi garanti altına almış olacağız. Görünen odur ki ileriki zamanlarda istediğiniz kadar Paranızla da almaya kalsanız, hiçbir ülke size gıda vermeyecek. Çünkü önce kendi ülkem, kendi vatandaşım diyecek. Dolayısıyla biz de kendi vatandaşımız, kendi ülkemiz demek için üretmek zorundayız, üretim seferberliği yapmak zorundayız.